Bu hafta ne yapacağız? Öncelikle bir veri tabanı oluşturacağız. Ardından tablolarımızı ve tablolar arasındaki ilişkilendirmeyi tamamlayacağız. Ardından da sorgularımız var. 30'a yakın sorgumuz var. Onların nasıl çalıştığı ile ilgili örnekler yapacağız. Yapacağımız veri tabanı kütüphane veri tabanı olacak. İçerisinde 5 tane tablosu olacak. Öğrenci tablosu, işlem, kitap, tür ve yazar tablosu olacak şekilde. Öğrencinin her bir aldığı kitapla ilgili neler olacak? İşlemler olacak ve her bir kitabın da yazarı ve türüyle ilgili de bilgilerin tutulduğu tablolar olmuş olacak. Bunların ilişkilendirmelerini yapacağız. İlişkilendirmelerini yaptıktan sonra da sorgularını oluşturacağız. Dilerseniz bunları oluşturmaya başlayalım. Öncelikle boş bir veri tabanı açıyorum. Boş bir veri tabanında veri tabanıma isim veriyorum. Tane otomasyonum şeklinde. Oluştur diyorum. Ve boş bir veri tabanı oluşmuş oldu. Şimdi öncelikle şurada yeni bir tablo oluşturalım. Tablolarımızı sırayla oluşturalım. Mesela öncelikle kimden başlayalım? Öğrenci tablosuyla başlayalım. Şu kendi oluşturduğum önce bir silelim. Öğrenci tablosu ÖGR'no sayı alsın, ÖGR at, isometrim, ÖGR soyad, tamamen basit bir şekilde oluşturuyorum. Cinsiyet yine kısa metin olsun, doğum tarihi, tarih saat, sınıf, kısa metin, puanda da sayı olacak şekilde oluşturdum. Öğrenci numarasını birincil anahtar olarak seçili gelmiş otomatik. Tamamdır. Birincil anahtar olarak kalabilir. Kaydet diyorum. Kapatıyorum. Yeni bir tablo oluşturacağım. Hemen tasarım sekmesine geliyorum. Tablonun ismi ne olsun? İşlem olsun. İşlem tablomuzda neler olsun? Şöyle İşlem no, sayı, öğrenci numarası sayı, kitap numarası yine sayı olacak şekilde gitsin. Alış tarihleri ve veriş tarihleri olsun. Tarih saat olacak şekilde devam etsin. Ve primary key'imiz yani birinci anahtarımız oluşturulmuş şekilde geldi. Kaydettim. Yine oluştur sekmesinden yeni bir tablo oluşturup hemen tasarım görünümüne geçiyorum. Kitap tablosunu oluşturalım. Kitap tablosunda neler olsun? Kitap numarası yine sayı olacak şekilde tutsun. Birinci anahtarda ISBN numarası. Kısa metin olsun. Kitap adı. Uzun metin olsun. Yazar numarası. Sayı. Sayfa sayısı yine sayı ve puan sayı türlerinde olmuş olsun. 3-6 tane bir alanı eksik yaptım sanırım. Yazar numarası, tür numarası var bir de. Şuraya hemen paraya ekleyelim. Şunu şuraya getirecek şekilde yazar numarası, tür numarası yine sayı olacak şekilde oluşturalım. Başka yine tür tablosu ve yazar tablosu kaldı. Onlar da zaten hemen kısa tablolar, kısa veri türleri ve veri alanları var. Ne diyelim? Tür tablosu diyelim. Tür numaram olacak. Sayı olacak. Tür adı olacak. Şurayı düzeltiyorum. O da kısa metin olsun. Bir de yazar tablom olacak. Hemen bir bakayım. Yazar tablosunda neler olacak? Yazar numarası da sayı, yazar at,
metin ve yazar soyad kısa metin olacak şekilde oluşturmuş olalım. Birinci lan anahtarların gördüğünüz gibi aynı şekilde yazar numarası, tür numarası, kitap numarası, işlem numarası ve bir de öğrenci numarası olacak şekilde neler var? Birinci lan anahtarlarım olmuş oldu. Şimdi tümünü kapattım. Oluştur sekmesine gelelim. Ne yapalım? Sorgularımı yazabilmem için öncelikle bir ilişkilendirme yapmak istiyorum tablolarıma. O zaman sorgu tasarımı diyorum. Tablolarımı ekliyorum. Şöyle alalım. Tablolarımı ekledim. Gördüğünüz gibi. Kendisi otomatik gördüğü alanlar var. Hemen onları gösterdi. Bakalım herhangi bir doğruluk payı var mı? Onları bir göz atalım. Ardından da verilerimizi kopyalayalım, yapıştıralım. Şöyle. Kitap numarasını şuradan hemen tıklayaraktan öğrenci numaralarını eşleştirdim diyor. Burada kitap numaralarını görmüş, eşleştirmiş. Kitapla ilgili yazar ve tür tablolarımız var. Onlar da muhtemelen doğru eşleştirdi. Evet, tür numarasını ve yazar numarası olacak şekilde geldi. Evet. Şimdi verilerimizi bakın şuradan alabilirsem eğer, yoksa var olan verilerin olduğu tablo için şuradan kopyalıyorum. Bin 400'e yakın bir kayıt var. Kayıtları aldı. Tabloyu kaydediyorum. İşlemi kapattım. Kitap tablosuna bakalım. Yine Ctrl S, Ctrl A ile hepsini çekiyorum diğer veri tabanına. Burada da 45 tane verim bulunmakta. Yapıştırmak üzeresiniz. Tamamdır. Bunu da kapatıyorum. Öğrenci tabloma bakalım. Oradan da yine verileri taşıyayım. Burada da güzel 100 tane öğrenci var. Bu da tamam. Tür tablosuna bakalım. Bir tane tür bulunmakta. Kaydediyorum, kapatıyorum. Bir de yazar tablomuz kaldı. 30 tane kayıt yazar kaydı bulunmakta. Onları da aktarmış olduk. Tekrar bir bakayım. 1400 kayıt burada. 45 kayıt burada. 100 kayıt öğrencide. 7 kayıt türde ve 30 tane kayıt da yazar tablosunda bulunmakta. Evet. Tablolarımın ilişkilendirilmesi de tamam. Şu şekilde. Boyut uydur diyelim. Ve burada sonuncu tablo. Tamamdır. Şimdi yavaştan ilk sorgumuzla başlayalım. Veri tabanını oluşturduk. Tablolarımızı veri türleriyle birlikte alanlarımızı oluşturduk. Ardından verilerin girişini yaptık. Ve artık ilişkilendirmeyi de yaptıktan sonra ne yapacağız? Direkt artık çalışmalarımıza, sorguyla ilgili çalışmalarımıza başlayacağız.